Beyler bayanlar selamlar. Bugün çok güzel bir yöntemle rehberle karşınızdayım. Hepinize ucuz Call of Duty'nin oyunu nasıl alınır, multiplayer Modern Warfare nasıl alınır onu göstereceğim. Ama zaten bunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Hani Rusya üstünden falan filan bilmeyenler varsa da o kısımları da açıklayacağım. Buradaki önemli olan nokta eski hesabımızı kaybetmeyeceğiz. Yani eski hesabımızın üstüne nasıl multiplayer alabilirsiniz ucuz yollu ona göstereceğim. Hadi lafı da fazla uzatmadan adım adım tüm detaylarıyla nasıl yapılır göstereyim size. Her şeyden önce VPN'e ihtiyacımız var. Ben halihazırda ExitLag kullandığım için Rusya'yı seçerek bağlantımı sağladım. Siz de başka bir VPN'i kullanıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sadece Rusya'ya bağlanabilin. O yeterli. Daha sonrasında ise Chrome'da gizli sekme açarak Battle.net'e giriş yapıyoruz. Bu tarz şeylerde genelde gizli sekme kullanın, çerezlerdir falan filan. Ardından Battle.net'in sitesine gittikten sonra register deyip üye olmamız gerekiyor. Tüm bilgilerimizi doldurduktan sonra ülkeyi Rusya olarak seçiyoruz. Ardından size bir aktivasyon e-maili gönderecek. Aktivasyon e-mailin bağlantı linkini de kopyaladıktan sonra tekrardan gizli sekmeyi yapıştırın ve üyeliğinizi tamamlayın. Hesabımızı oluşturduğumuza göre şimdi satın alma işlemimize geçelim. Satın alma işlemine başlamadan önce ücretinin ruble yazdığından emin olun. Eğer ruble olarak yazmıyorsa VPN'i açıkken yapmamışsınız demektir. O yüzden bağlantınızdan ve gizli sekmede açtığınızdan emin olun. Ücretli rubleda yazıyorsa 2000 ruble olan kodu seçtikten sonra ödeme yöntemini seçiyoruz. Ardından ülke, Rusya ve diğer bilgileri de kendinize ait şekilde girin. Burada dikkat etmeniz gereken iki yer var. Birincisi adres kısmına bir şeyler sallayın. Street 15, 13, 15, 13, 12, 10 herhangi bir şey sallayın. No A, 13B falan gibi kafanızdan bir şeyler uydurun. Posta kodunda ama dikkat edin. Posta kodu kısmında Rusya'ya ait herhangi bir posta kodu girebilirsiniz. Sonraki ekranda kart bilgilerinizi girdikten sonra da satın alma işlemini onaylayın. Bu şekilde ucuza satın almış oluyorsunuz arkadaşlar. Ben yeni hesap açtım. Eski hesabım duruyor. Ne yapacağız? Evet, en önemli yere geldik. Bundan sonraki kısmı çok dikkatli dinleyin. Dediğim her şeyi adım adım uygulayın. Yapacağınız herhangi bir hata sonucunda göstereceğim yöntem başarısız olabilir. O yüzden lütfen dikkatli dinleyerek adım adım uygulayın. Öncelikle aldıktan sonra kesinlikle oyuna girmiyoruz. Battle.net'te yine açtığınız hesapla kesinlikle oyuna girmeyin. Ayrıca bu işlemlere devam etmeden önce bilmeniz gereken çok önemli bir detay daha var. Eski hesabınızda herhangi bir Call of Duty point'i kaldıysa 500.000, 1200 vesaire o puanların hepsi siliniyor. O yüzden bu işlemi yapmadan önce isterseniz gidin o hesabınızdaki Call of Duty puanıyla bir şeyler alın, bundle alın vesaire alın. Ya da az varsa da hiç umursamayın. Ama tekrardan söylüyorum eski Call of Duty puanı silinir. O yüzden ya Ozan benim gitti falan filan demeyin. Ayrıca bu işlemleri uygularken yapacağınız herhangi bir hata nedeniyle başarısız olursanız kesinlikle üstlenmiyorum. Kesinlikle ne yaparsanız kendinize yaparsınız. O yüzden dikkatli dinleyin. Öncelikle Activision'ın sitesine gideceğiz. Ve girişi Battle.net olarak yapacağız. Battle.net'te giriyoruz. Ardından profil kısmına gidip aşağıda link with Steam account yazıyor ya. Orada Steam hesabımızı da bağlayacağız. Steam bağlama işlemini de başarıyla tamamladıktan sonra hesabımız hem Battle.net hem Steam'e bağlı olacak. Ardından Activision üzerinden çıkış yapacağız. Ve bu sefer de CallOfDuty.com sitesine girerek hesabınıza girişi Steam üzerinden yapacaksınız. Arkadaşlar Steam üzerinden yapıyoruz. Ardından Battle.net'e gidip eski hesabınızdan çıkış yapın. Ve bu sefer yeni almış olduğunuz Rus hesabından giriş yapın. Call of Duty sitesine geri dönün ve Battle.net hesabınızı bağlayın. Arkadaşlar burada bir uyarı daha geçmem gerekiyor. Burası çok önemli. Eğer Battle.net hesabından eski hesabınızla çıkış yapmazsanız ve Call of Duty'ye geri dönüp link diyorduk ya orada tekrar link derseniz eski hesabınıza bağlar. Ve Activision Call of Duty'de sadece bir kere unlink hakkı sunuyor. O yüzden bu unlink'i boş yere harcarsanız tekrardan gidip başka bir eski hesabınızı bağlarsanız bu gösterdiğim yöntem çöp olur. Ve elinizde eski hesabınız ve yeni aldığınız Rus hesabı bağlar. İkisini birbirine bağlayamazsınız. O yüzden Call of Duty'ye giriş yaptık ya Steam'le. Ardından unlink dedik Battle.net hesabına. Hemen Battle.net hesabınıza geçin. Battle.net hesabınızda hangi hesap olduğunu kontrol edin. Orada yeni hesabınızı giriş yaptıktan Rus hesabıyla multiplayer satın aldığınız hesapla giriş yaptıktan sonra tekrardan Call of Duty'ye geri dönün ve linkleyin.
Hepsi bu kadar arkadaşlar. Artık hem eski hesabınızla devam edebileceksiniz hem de elinizde multiplayer olacak. Hadi hayırlı olsun bakalım. Şimdi de gelin birlikte kontrol edelim. Emrah satın aldım. Fakir Emrah satın aldım bunu. Bu arada onun kanalına gidip bir hayırlı olsun yazarsınız açıklamaya. Onun kanalının linkini de bırakacağım. Ozan'dan selamlar, hayırlı olsun diye onun kanalında yazmayı unutmayın. Oyuna girip baktığımızda da gördüğünüz üzere ne eski hesaplara ait karakterim duruyor, silahlar duruyor aynı zamanda. Hem hikaye moduna girebiliyorum, multiplayer'e girebiliyorum. Yani hiçbir sıkıntı olmadan bu işimi başarıyla tamamlamışız. Aa, az daha söylemiyordum, unutuyordum. Buradan Gafur Barışçı'na da çok teşekkür ederim. O yöntemi bana detaylı bir şekilde aktardı. Son olarak da arkadaşlar, eğer takıldığınız bir yer olursa ya da eksik anlattığımı gördüğünüz bir yer varsa yorumlara yazın ki oradan size yardımcı olabileyim. Bugünkü rehber videomuzun sonunda geldik arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse bir şekilde işinize yarayıp ucuza alabilecekseniz aşağıdan beğenmeyi ve aynı şekilde bu tarz içeriklerin devam edebilmesi için yine aşağıdaki abone ol'a tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yine geldiniz, yine izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.